çocukluğumuzda sevgili genç arkadaşlarım, yerli malı haftası gelirdi değil mi? İlkokulda yerli malı haftası kullandık değil mi? Bu yerli malı haftasında annelerimiz kek yapardı, börek yapardı, elma getirirdik, armut getirirdik, varsa mandalina getirirdik. Eğer küçük halı öğretmenlerimiz bize böyle öğretirdi, nakış gibi dikerdik. El işleri yapardık ve biz yerli malı haftasına onları getirirdik. Okulun salonunda veya sınıfların birisinde de onlar masanın üzerinde dizilirlerdi. Şimdi o bundan 30 yıl önceki, 35 yıl önceki Türkiye'ydi. 2000 yılı başlayınca, Tayyip Erdoğan 21. yüzyıl başlayınca dedim ki bugün biz başka bir yerli malı haftası kutluyoruz. Nasıl bir yerli malı haftası kutluyoruz? İHA'mızda, SİHA'mızda, Teknofest'imizde, TCT Anadolu gemimizde, Atak helikopterlerimizde, doğru mu? Bir taraftan yerli mühimmatlarımızla, aynı zamanda Atak 1, Atak 2 helikopterlerimizle, aynı zamanda Marmaray'ımızla, aynı zamanda Avrasya'mızla, aynı zamanda Çanakkale Köprümüzle, aynı zamanda evet savunma sanayini %20'den %80'e çıkaran yerli ve milli hamlelerimizle, aynı zamanda sanayimizle, teknolojimizle, girişimimizle, evet elması armudu yine bizim ama sanayi de bizim, teknoloji de bizim, girişim de bizim, yerlisi de bizim, millisi de bizim ve yerli malların haftası da bizim. Bu Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde. Şimdi bunu çekemeyenler var. Türkiye nasıl bu duruma gelir diyenler var. Siz otomobil üretmeyin. Siz şeftali üretin Bursa'da diyenlere, Tayyip Erdoğan daha önce bunu ürettirmeyenlere, evet neyle cevap verdi? Kendi yerli ve milli aracımız TOG'la beraber cevap verdi. Ve bunu devam ettirdi. Şimdi Türkiye bu noktada. Kıskananlar çatlasın tabii. TOG'u da kıskananlar çatlasın. Çatlasın mı? Hızlı trenimizde kıskananlar çatlasın. Çatlasın mı? İmece uydumuzu da kıskananlar çatlasın. Çatlasın mı? TCG Anadolu'muzu kıskananlar çatlasın. Çatlasın mı?